Ata Yatırım Direktörü Murat Barışık olacak. Hoş geldiniz yayına. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. İki senaryolu bir gün oldu aslında. Hep ifade edilen 2100'e bu sefer BIST endeksi temas etti. Ancak orada kalıcılık sağlayamadı. Ve yarım puana yakın bir düşüşte günü tamamladı. Kapanış rakamımız 2079. Öncelikle gün içi performansını ve kapanışı nasıl değerlendirirsiniz? Evet, yatay açılışın ardından endekste toparlanma hareketleri gördük. Özellikle yine emtia bazlı hisselerde bir toparlanma hareketi vardı. Günün ikinci yarısında buna havacılık sektöründeki hisselerde de ciddi şekilde bir toparlama hareketi gelince endekste yukarı yönlü hareketler hızlandı ve 2100 seviyesi gibi kritik bir bölgeye dokunduk. Burada geçtiğimiz haftalarda ve yayınlarda hep altını çizmiştik. 2060 direnç noktası çok önemliydi. Bu noktayı kırarsa 2100'e doğru bir hareketlenme görme ihtimalini yüksek demiştik ve bu geçtiğimiz günlerde bu nokta kırıldı. Önemli direnç noktası ve 2100 seviyesine kadar yükselişlerini sürdürdü. Burada önemli olan 2100 seviyesinde şimdi dokunduk, hemen arkasından geri geldik. Genel olarak küresel piyasalarda ABD hariç negatif hava söz konusu. Özellikle Avrupa tarafında satışlar var. Biz de bundan etkilendik diyebiliriz. Bundan dolayı biraz satış baskısı altında bir kapanış gerçekleştirdik 2079 puan seviyesinde. Önümüzdeki günlerde 2100 seviyesini takip ediyor olacağız. Bu noktayı kırması durumunda, üzerinde kapanışlarını gerçekleştirmesi durumunda kısa vadeli momentum yukarı doğru devam eder diye düşünüyoruz. 2140 seviyesi kısa vadede takip edeceğimiz direnç noktası olarak karşımıza çıkacaktır. 2140'ın üzerinde ise 2200 seviyesini yine kısa vadede hedefleyeceğimiz bölgeye olarak altını çizmekte fayda var diye düşünüyorum. Olası geri çekilmeler devam ederse kar satışları, eğer küresel piyasalarda beklenmeyen bir haber akışı, işte belki birazdan değiniriz, FED veya Ukrayna-Rusya arasındaki gerginliğin artması, bu tabii ki baskıyı arttırabilir biraz. Son birkaç gündür artan piyasa vardı, kar satışı gelebilir. O noktalarda da ise 2050 ve 2040 seviyesi de bizim takip edeceğimiz destek noktası olarak karşımıza çıkacaktır. FED'e ve jeopolitik risklere değiniriz. Biraz sektörleri konuşalım. Havacılık sektörüne temas ettiniz ki gün içerisindeki yükselişlerde payı var dediniz. Son günlerde havacılık sektöründeki görünümleri nasıl okumak gerekir? Artık yavaş yavaş bahar aylarının içerisindeyiz. Yaz ayına doğru ilerliyoruz. Buradaki hareketler nasıl olacaktır? Evet, aslında baktığımızda dünyada işte Covid salgınında en fazla yara alan sektörlerden bir tanesi, takdir edersiniz ki, havacılık ve turizmdi. Arkasından tam toparlanma, umutlanma havası varken bu bir anda ortaya çıkan 20-25 gündür aslında uzun zamandır var olan ama sıcak çatışmaya dönen 20-25 gündür Ukrayna-Rusya gerginliği havacılık sektörü hisselerinde hem içeride hem de küresel piyasalardaki bütün havacılık hisselerine satış baskısını hızlandırmıştır. Fakat sizin de bahsettiğiniz üzere Uğur Bey, burada önümüzdeki dönemde artık mevsimi gelmek üzere, baharla beraber mobilitenin artacağını düşünüyoruz. Biz içeride turizmin artacağını düşünüyoruz. Bundan dolayı beklentiler yine satın almaya başlayabilir. Ayrıca son birkaç gündür de Brent petrol tarafında ciddi şekilde bir geri çekilme söz konusu. Jeopolitik risklerin kısmi olarak azalması, yeniden emtia tarafında geri çekilmeler destekleyecektir diye düşünüyoruz havacılık sektörünü. Önümüzdeki günlerde de açıkçası biz bu yazın havacılık sektöründe mobilitenin artacağını ve işlerin iyi gideceğini düşünüyoruz. Ayrıca Türk Hava Yolları tarafında bu pandemi döneminde şunu da ifade etmek gerekir. Çok hızlı bir şekilde diğer hava yolları dururken hızlı bir şekilde, elastik bir şekilde kargo tarafına da yüklendiler. Bu kargodaki artışlar ve ciroya olan etkisi çok çok pozitif. Bunun ikinci çeyrekte etkisini gördük. Üçüncü çeyrekte etkisini gördük. Son çeyrekte de yine olumlu şekilde etkisini gördük. Bunu da unutmamakta fayda var. Biz havacılık sektöründe TAV'ı en çok beğeniyoruz. Öneri listemizde o bulunuyor. Hedef fiyatımız bizim 12 aylık olarak 80 lira seviyesindedir. Eğer ki Ukrayna ve Rusya gerginliği bir ateşkes veya tarafların daha olumlu açıklamaları gelmesi durumunda havacılık sektöründe yeniden bir toparlanma hareketi göreceğimizi düşünüyoruz. Son dönemde yüksek enflasyonu görüyoruz. Enflasyondan olumlu etkilenen sektörlere baktığımızda perakende sektörünün öne çıktığını görüyoruz. Bugün şokta düşüşler vardı. Perakende sektörünü nasıl görüyorsunuz? Şoktaki düşüşlerin sebebi nedir?
Evet, perakende sektörü sizin de dediğiniz gibi nadir olumlu etkilenen sektörlerden bir tanesi enflasyondan. Biz perakende sektörü için öneri listemizde iki tane oyuncuyu tutmaktayız. Bunlardan bir tanesi BİMAŞ, bir tanesi Migros. BİMAŞ tarafında operasyon olarak işlerin iyi gittiğini görmekteyiz. Son çeyrek finansallarının da çok çok iyi geldiğini görüyoruz ki hatırlarsınız ki Rekabet Kurulu'nun bir cezası vardı. Bunu da indirimden yararlanmak için bütün perakende sektörü son çeyrekte bu cezaları ödemişti. Buna rağmen bile karından pozitif bir hareketlilik gördük. Hem BİMAŞ için hem Migros için. Şok tarafında da şu an için ucuz olduğunu düşünüyoruz. Şoku taktiksel olarak orada da perakende sektörünü beğendiğimiz için onu da beğeniyoruz. Bugün spesifik bir haber akışı bulunmakta. Geçtiğimiz aylarda Getir ile ilgili bir anlaşma olduğunu, azınlık haklarının satılacağını söylemişlerdi. Bu anlaşmanın şu an için olmayacağını ve durdurulduğunu söyledi. Bu tabii ki hisse bazında spesifik bir satış baskısı yarattı. Hemen petrokimya sektörüne bakalım. Çünkü son iki haftadır petroldeki yükselişe değiniyoruz. %44 civarında petrol fiyatlarında yükseliş vardı ki son birkaç gündür de tam tersi bir senaryoyu görüyoruz. %20'nin üzerinde bir düşüş var petrol sektöründe. Buradaki hareket petrokimya sektörüne de sirayet ediyor. Petkim'de bugün 8 lira 35 kuruşu gördük. %0.95'lik bir düşüş vardı. Yine Tüpraş'a da bakalım. Tüpraş'taki hareketleri de ekranlara getirelim. Burada da %4'ün üzerinde bir düşüş yaşandı gün içerisinde. Petrokimya sektörüne yönelik öngörünüz nedir? Tüpraş ve Petkim'deki hareketleri nasıl değerlendirmek gerekir? Evet, Tüpraş'la başlayalım isterseniz. Burada aslında sizin de bahsettiğiniz üzere son günlerde ciddi şekilde bir yükseliş söz konusuydu. Bu da Tüpraş'ın tabii ki anlık olarak stok karını olumlu yazacağı için pozitif hareketler sergiledi Tüpraş'ta. Ve marjlarda da ciddi şekilde Akdeniz rafineli marjlarında da artışların olduğunu sinyallerini aldık ve gördük. Bu da tabii ki senedi fiyatında olumlu etki yarattı. Fakat bu dün ve bugün petrolde yaşanan yoğun geri çekilme bu yaşanan yükselişlerin biraz gölgeledi ve satış baskısı altında kaldı Tüpraş. Tabii ki günlük hareketlere bakarak bunları yorumlamak çok doğru olmaz diye düşünüyoruz. Burada önemli olan Tüpraş'ın sattığı ana ürünlere bakmakta fayda var. Bunların satışlarının %65'i dizel ve jet yakıtından oluşturmakta. Bunların marjlarını aylık olarak açıklamaya devam ediyor Tüpraş ve Ağustos ayından beri ufak ufak yukarı yönlü bir toparlama hareketinin olduğunu görmekteyiz bu tarafta da. Önümüzdeki aylarda da yine bu toparlama hareketlerinin marjların olumlu yönde olacağını düşünüyoruz ve yukarı yönlü hareketler bu tarafta devam edebilir. Anlık olarak tabii ki petrol fiyatlarına tepki verecektir. Satış baskısı olduğunda biraz geri çekime yaşanabilir ama orta uzun vadede özellikle mobilitenin artmaya devam etmesiyle, pandeminin ortadan kalkmasıyla, uçuşların rahat bir hale gelmesiyle yeniden Tüpraş'ta da yukarı yönlü hareketlerin hızlanacağını düşünüyoruz. Petkim tarafında ise petrol fiyatları burada çok ciddi şekilde yükselirken ana girdisi olduğu için etiden hafta makasını sürekli takip ediyoruz Petkim'de. Karlılığına olumlu, karlılığına birebir neredeyse sinyal veren bir makas. Bu da petrol fiyatları yükselirken çok sert şekilde geri çekilmişti. Şimdi son birkaç gündür yaşanan hareketlerle geri çekilmeler o da biraz toparladı kendini ve bu tarafta da Petkim tarafında da biraz daha olumlu olmaya devam ediyoruz. Bizim 12 aylık hedef değerimiz burada 12-11 seviyesi Petkim'de. Bunu da söylemiş olayım konusu gelmişken. Ford ve Tofaş'a bakalım. Ford'da dün haber akışı vardı. Ford Romanya'yı satın aldıklarını açıkladılar. Bugün haftanın ikinci işlem gününde oraya baktığımızda otomotiv hisselerinde otokar hariç yükselişler vardı. Tofaş %4'ü aştı kazançları. Karsan'da %5.91 yükseldi. Yine Doğuş Otomotiv yükseliş gösterdi. Türk Traktör gün içerisinde %4'ün üzerinde bir yükseliş gösterirken yatay tamamladı. Ve Ford Otosan'da da %1.86'lık bir kazanç var bugün özelinde. Hem genel olarak otomotiv sektörünü nasıl görüyorsunuz hem de dünkü haber akışının devamı olarak bugün Ford Otosan'da da yükseliş eğiliminin devam ettiğini görüyoruz. Evet, dünkü haber akışı önemli. Romanya gibi bir ülkeden yine Ford hem ihracatını arttıracak hem kapasitesi genişleyecek. Bu çok çok önemli. Önümüzdeki yıllarda bunun pozitif, önümüzdeki çeyreklerde bunun pozitif gelişmelerini operasyonel olarak göreceğiz gibi durmakta. Ayrıca bataryaya yapılan yatırımlar da çok çok olumlu olacaktır. Çünkü biliyorsunuz ki ticari faaliyetlerde bulunan araçları Ford üretiyor. Burada hedeflerini de açıkladılar. Dünyada ilk 5'e girmek gibi iddialı hedefleri var.
önümüzdeki yıllarda bu yatırımlar bittikten sonra Ford'un kendisi için çok olumlu olacağını söyleyebiliriz. Haber akışını olumlu algılıyoruz biz de. Piyasada buna olumlu tepki verdi. Bunun dışında biz otomotiv sektörü tarafında Tofaş'ı da beğeniyoruz. Tofaş tarafını neden beğeniyoruz? Birincisi içeride çok güçlü baktığımızda sektör liderlerinden bir tanesi. Ayrıca hızlı bir şekilde içeri satışların düşmesi durumunda hızlı bir şekilde ihracatını arttırabilen şirketlerden bir tanesi. Bu da çok çok önemli. Avrupa tarafında da özellikle yavaş yavaş kımıldamanın olması, otomotiv sektöründe olacak olması, en azından bunun filizlerini görmemiz, bu da ihracatın artacağını gösteriyor ve Tofaş'ta ayrıca bir hikaye daha var. Biliyorsunuz ki Stellantis gibi bir büyük bir ortağı var. Burada artık Tofaş'ın buradaki fabrikalarına nasıl bir model verilecek, hangi modeller burada üretilecek, bunların da önümüzdeki günlerde açıklanması ayrıca bir momentum katacaktır diye düşünüyoruz. Kısa vadede hikayesinde bulunduğunu görüyoruz. Türk Traktör'den bahsettiniz. Türk Traktör'ü de genel olarak satışlar yatay şekilde seyretmekte. Aylık olarak onlar da açıklıyorlar yurt içi ve yurt dışı satışlarını. Baktığımızda hafif bir geri çekime söz konusu ama burada yine portföylerde dengeli bir şekilde yatırım yapmak isteyen yatırımcıların temettü hissesi olarak taşıdığı beğendiğimiz şirketlerden bir tanesi. Ereğli'ye bir parantez açalım ve Ereğli'nin yanında demir çelik sektörünü de konuşalım. Çünkü sene başından itibaren ciddi hareketler var ve endeks düşerken de Ereğli endeksi yukarıda tutuyordu. Özellikle 1900 bandındayken Ereğli'deki hareketler oldukça önemliydi. Bugün %0.52'lik bir düşüş yaşadı. 34 lira 22 kuruştan tamamladı. Hiç 35 lirayı görmedi gün içerisinde. Hiç 34 liranın altına da inmedi. Buradaki görünümleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, burada özellikle bu gerginliğin artması emtia fiyatlarını ciddi şekilde bir yukarı yönlü hareketlerini hızlandırdı. Ereğli'nin de sattığı ana ürün HRC sıcak katlenmiş çelik. Bunun fiyatı da Türkiye fiyatları rekor seviyeye ulaştı. Geçtiğimiz hafta Cuma günü geldiğinde rakamlar 1250 dolar seviyesindeydi. Bu çok çok önemli bir rakam diyebiliriz. Sattığı üründe ciddi şekilde bir fiyat artışı söz konusu. Tabii ki bu fiyat buralarda kalacak değildir. Bu anlık olarak emtiaları verdiği tepkiden kaynaklanacaktır ama bu yine bu noktalarda olması, biraz gevşemesi sonuçlarına pozitif yansıyacaktır diye düşünüyoruz. İlk çeyrek sonuçların olumlu geleceğini öngörmekteyiz. Bu tarafta operasyon olarak bir sıkıntı yok ve Ukrayna Rusya'nın sarılmadığı şu an için çelik tarafında da Türkiye'nin parladığını düşünüyoruz. O yüzden genel olarak biz operasyon olarak beğenmeye devam ediyoruz. Bizim öneri listemizde bulunuyor. Burada 12 aylık hedef fiyatımız 43 lira seviyesidir. Bu hedef fiyatımız temettü hariç hedef fiyatıdır. Yeri gelmişken onu da söyleyelim. Ay sonunda son haftalarında temettüsünü verecek 4 lira 50 kuruş civarında bir temettü açıkladı. Bu temettüğünde beklentilerin üzerinde açıkladığını geçtiğimiz yayınlarda söylemiştik. Bunu da olumlu yansıyacağını düşünüyoruz hissenin fiyatına. Hemen küresel piyasalara da bakalım. FED toplantısı bugün başladı. Yarın FED kararı gelecek ve Powell'ın mesajları önemli olacak. Karar öncesi borsalarda, küresel piyasalardaki hareketleri nasıl görüyorsunuz? Karar yine piyasalar üzerinde sizce etkili olacak mıdır? Evet, eğer 25 bas puan bir faiz arttırımı gerçekleşirse piyasaların üzerinde çok büyük bir etkisi olacağını düşünmüyoruz. Bu zaten piyasaların genelde bunu fiyatladı. Ama 25'in üzerinde bir faiz arttırımı, ki böyle bir şey olacağını düşünmüyoruz ama olursa tabii ki bu biraz sürpriz kaçabilir ve satış baskısında altında kalabilir piyasalar. Ama biz 25 bas puan arttırıp bırakacağını düşünüyoruz. Fakat faiz kararından daha da önemli Başkan Powell'ın yapacağı açıklamalar. Burada açıklamalar kısmında özellikle enflasyona vurgusu olacaktır muhtemelen ekonomiye, işsizliğe ama jeopolitik risklere geçtiğimiz aylarda hiç değinmemişti. Çünkü bu kadar yoğun bir sıcak çatışma ortamı yoktu. Buradan çıkacak olan mesajlar çok önemli. Eğer ki jeopolitik risklerin önemini vurgu yaparsa burada artık biraz daha evet enflasyon var ama piyasalarda korkutmamak gibi kelimeler, cümlelerin kullanması bu piyasada biraz daha açıkçası güvercin algılanacaktır ve olumlu yansıyabilir ama 25 bas puan faiz arttırımı burada bekliyoruz. Varlık alımları için de söyleyeceklerini yakından takip ediyor olacağız. Ata Yatırım Direktörü Murat Barışık bizlerle birlikte oldu. Değerli yorumlarınız için teşekkür ederiz. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun efendim.